Ana kuzusunun 4. günündeyiz. Kızlarımız arasındaki rekabet hala devam ediyor ve eşitlik bozulmadı. Heyecan dorukta. Kızlarımız bugün verilen görevleri en iyi şekilde ve en kısa sürede yapmaya çalışacaklar ve anneler altınlarını dağıtacaklar. Bakalım bugün hangi ana kuzusu annelerin gözüne girmeyi başaracak? Ana kuzusu başlıyor. Kuzusunda 4. gündeyiz ve yine biz görev dağılımları için bir aradayız. Kızlarımız hazır mı? Hazırız. Hazırız. Evet, Kübra ile başlayalım. Kübra'cığım, senin görevin bugün çok özel bir püf nokta var burada. İnşallah kolaydır. Kolay mı? Bilemiyorum. Sen bize yazlıkları toplayacaksın. Yazlıkları toplayacağım. Yazlıkları toplayacaksın. Katlayacağım, koyacağım. Artık hurçlama yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun bilemiyorum şimdi. Onu artık annemizden de yardım alacaksın. Sana yardım ederim. Hiç yapmadınız mı? Hiç, ben hiç katlamam, dolabımı atarım kapatırım. O işleri ben yaptım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya şimdiye kadar annen yapıyordu, şimdi burada ilk defa yapacaksın. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür. Ben de sevmem o işi. Peki. Evet Seda'cığım. Merhaba. Merhaba. Hazır ve nazır bir şekilde bana bakıyorsun. Evet, size bakıyorum. Alışveriş seviyor musun? Seviyorum. Bir tek o görevim kalmıştı zaten. Değil mi? Evet. O zaman sana biz dışarı çıkarıp bir alışveriş yaptıralım ama ne alacaksın? İşte önemli olan o zaten. Kışlık, bere, atkı gibi şeyler. Nasıl? Herkese mi? Evet. Bana da alabilirsin istersen. Yani size de alırım tabii ki ama bütçemin çok olması Eldiven lazım. Eldiven olsun. Tamam. Sen bize kışlık, bere, atkı alıyorsun. Yani bu çok zor bir şey değil ama birazcık gezeceksin galiba. Evet, biraz uğraştırıcı olacak ama sorun değil. Arkadaşlarını, kızlarımızı ya da annelerimizi çok iyi tanıdıysan onların sevdiği renkleri de biliyorsundur. Yani çok iyi tanıdığım söylenemez ama bakacağız artık. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ve simgedeyiz. Evet. Acaba senin görevin nedir? Son iki görev kaldı. Evet. Tahmin et bakalım. Çok şanssız olduğumdan yemek çıkacaktır. Öyle demeyelim. Yemek şanslı insanlara çıkar. Hem yiyorsun hem yapıyorsun. Bir taraftan da karnın doyuyor yani. Evet. Değil mi? O zaman sen bize bir anne köftesi mi yapsan acaba? Anne köftesi. Daha önce yaptı evimizde. Yaptı mı? Evet. Bu yöresel bir şey mi? Hayır. Hani eskiler kapış köfte derlerdi. O anne köftesi oldu şimdi. Ege'liyiz galiba. Evet, Ege'liyiz. Evet, eskiler siz bilir misiniz hanımlar, kapış köfte denir Anadolu'da. Anne köftesi. Anne köftesi. Peki daha önce siz mi yaptınız yoksa kızınız tek başına mı yaptı? Ben yanında durdum, tarif ettim, gel annem öğren ne olur ne olmaz ne bir olur, gün ne hayatta olmaz. Dedim böyle ama bir yarışma, böyle bir yarışma da yoktu. Evet, evde yaptırmıştım, yaptı yani. Ya ne güzel işte, bak denk geldi. Bir o zaman yaptım. Çok zor değil işin. Ya inşallah bakacağız. Peki. Anne köftesinden sonra sırada ne var? Temizlik. Temizlik kaldı değil mi? Acaba nasıl bir temizlik? Bana nasıl bir işkence yapacaksınız? İşkence değil ama canım. En sevmediğim, benim de en sevmediğim şey. Gerçekten o lavabolar tıkandığı zaman onu nasıl açarız biz? Nerenin lavabosu? Mutfak, banyo. Lavabo nasıl tıkanıyor ki? İşte mesela mercimek kaçıyor içine, pirinç kaçıyor ya da yağlı yemeklerden dolayı lavabo tıkanıyor ve biz onu açmamız gerekiyor. Senin görevinde, Hatice anne de bana bakıyor, kafa sallıyor. Evet, benim kızım onu yapar. Lavabonuz tıkanmadı mı hiç? Tıkanıyor, hep bizim tıkanıyor. Kim açıyor? Tesisatçı sağ olsun. Annemiz diyor ki ben açıyorum. Annem tıkıyor. Annen tıkıyor. Annem çok güzel tıkar. Ne güzel işte, burada da bir kere açacaksın. Evet. Yapacağım. Bence yaparsın. Yapabilir miyim? Sana güveniyorum. Siz gördünüz mü nasıl kirlettiklerini? Biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Ben kirlettim o lavaboyu. Tabii. Dedim ki Elif bunu yapar. Ben hepinize güveniyorum kızlar. Ne yapıyoruz? Zamanımız az. İş çok. O zaman haydi görev başına. Çok yoruldum. Çok uzak ya. Güzel mi sizce?
8 lira lütfen 8 lira. Semra anne kaldı. Pomponlular yani beğenir ya. 7 lira dedi ki ona. Eksik mi var? Ay. Ya verir misin çabuk? Ya nasıl yetişemeyeceğim ya? Ayrıca koyacaktık kızım ya. Anne tamam tişört onlar. Yetmiyor. Soğan gözleri yaşartmasın diye ağza böyle kaşık alınırmış. Bismillah çek. Bir yoğurmaya başla anneciğim. Oo anne bir dakika var artık atayım. Tamam evet. Ay tamam bismillah. Şekli biraz daha uzun olması lazım. Az köfteye benzer hali olsun. Ay. Gerçekten zor. Ne olmuş buraya? Burayı temizleyeceğim değil mi ben? Burayı. Kızım böyle çok telaşlısın. Benden altımı kazanan ana kuzusu. Anneler niye uygun görürse onu taksınlar. Rakam vermek istemiyorum. Mutluyum. Annem beni savundu ya. Altınım kalmadığı için altın veremiyorum. Teşekkür ederim. Ana kuzusunda görev dağılımı yapıldı. Gelelim kurallara. Dört kızımız bugün kendilerine verilen görevi en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Tabii anneleri de onlara destek olacak. Her görevden sonra annelerimiz kızların yaptığı görevi inceleyecek. Kızlarımızın görevlerini doğru yapıp yapmadığına karar vererek onları altınlarla ödüllendirecekler. Her görevden sonra annelerimiz kızlarımızın yaptığı görevi inceleyecek. Kızlarımızın görevlerini doğru yapıp yapmadığına karar vererek onları altınlarla ödüllendirecek. Her annemizin günlük 4 altını var. Anneler bu 4 altının 4'ünü bir kıza verebileceği gibi kızlar arasında paylaştırabilir de. Tabii hiçbir anne kendi kızına oy veremeyecek. Kızlarımız da annelerden en çok altın almak için yarışacaklar. Çünkü haftanın finalinde en çok altına sahip olan kızımız o hafta kazandığı altınları alacak ve bir sonraki haftaya devam edecek. Diğer kızlarımızsa hafta boyunca kazandıkları altınları büyük kasaya bırakmak zorunda kalacaklar. En az altın kazanan kızımızsa maalesef hiçbir şey kazanamadan yarışmaya veda etmek zorunda kalacak. Ana kuzularının ana amacı 13 hafta boyunca yarışmada kalmayı başarıp 1000 altınlık büyük ödülün sahibi olmak. Çok yoruldum. Yün aksiber alabileceğim bir yer var mı acaba? Uygun fiyatlı. Bütçem kısıtlı çünkü. Of, çok uzak ya. Güzel mi sizce? 8 lira lütfen 8 lira. 45 liram gidecek. Aa, bir tek Semra anne kaldı. Pomponlular yani beğenir ya. Lütfen acele edelim. Kaç param kaldı ya? 7 lira dedik ya ona. Nedir bunlar? Acaba beğenirler mi ya? Eksik mi var? Seda bugün kışlık aksesuar almak için Eminönü'nde. Bunun için bir saati var. Bütçesi ise 200 lira. Sedacığım yürümeyi pek sevmiyorsun anlaşılan. Daha şimdiden yorulduğuna göre. Ayaklarım kara sular indi. Mercan yokuşunu bulacağım diye. Annem de öyle bir liste yapmış ki. Hem de sen de sen. Hem de renkli renkli ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Seda, nerelerden alışveriş yaparsın? Alışveriş merkezlerinden ya da pazardan bazen. Neden bugün Eminönü'nü tercih ettin? Çünkü hem zamanım kısıtlı hem de bütçem çok az. Burası böyle toptancı olduğu için küçük bir bütçeye bir sürü alışveriş yapabileceğini düşünüyorum o yüzden. O halde seni lafa tutmayalım Sedacığım. Malum yalnızca bir saatim var.
Seda Eminönü sokaklarında hem beğenebileceği hem de bütçesine uygun kışlık aksesuar arıyor. Bu arada atkılar, bereler, eldivenler vitrinleri süslemiş, baksanıza. Hepsi de çok güzel görünüyor. Çok güzellermiş ama sanırım onlara bütçem yok. Seda atkı bere ararken gözü rengarenk taşlara takılıyor. Ay ne kadar güzel taş. Bu taşın özelliği ne biliyor musun? Enerji taşı mı acaba kızlara alsam? Enerjimi çekenler var mıdır acaba içlerinden? Onu sen bileceksin Sedacığım. Pardon, yün atkı bere satan bir yer var mı burada böyle? Uygun fiyatlı. Evet, uygun fiyat istiyorum. Bütçem kısıtlı çünkü. Sarı bina görüyor musunuz? Evet. O tarafta Mahmut Paşa'ya gideceksiniz. Abi çok uzattın, süremez benim ya. Buralarda. Siz oturun, ben gidersin. Çıkalım. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Aradığın yeri buldun galiba. Ah merhaba. Ben böyle genç kızlar için yün atkı bere arıyorum ama mesela şu şapkalar ne kadar? Şunlar. Simge için mi düşündün? Simge için bir şapka gördüm ama 10 lira. Tamam, buyurun içeride ya. Renk çeşitlerine bakabilir miyim? Evet. Güzel mi sizce? Simge'ye bence olur ya. Hatta biz bunu 7 lira bile yaparız. Olur. Yaparız. Olur. Tamam. Alıyorum o zaman. Tamam. Bir böyle paket gibi, hediye paketi gibi. Tabii. Acil ama lütfen. Seda şapkayı 7 liraya alıyor. Peki Simge bu şapkayı beğenir mi dersin? Beğenirler. Evdeki herkesin tarzını anladın o zaman. Anladım. Zevkim güzel olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Buyurun. Tamam. Şöyle vereyim. Tamam. Acele edersek lütfen. Aslında bu eldivenler Özlem Hanım'ın tarzına uygun gibi. Ne dersiniz? Bakabilir miyiz? Şu kahverengi eldivene bakabilir miyim? Çıkartamadım. Bu ne kadar? Sunucumuz Özlem Hanım'ın tarzını nasıl buluyorsun Seda? Kokoş. Aman duymasın. Duysun, bana alınmaz. Pazarlık payımız var. Var. %50. Kaç para dedin? 15. 10 lira olsun. Ama lütfen ya. Sıkırmayalım ya, o kadar böyle. Ne? Tamam, 7,5 lira. 8 lira. Düz hesap. 8 lira. Lütfen 8 lira. Niye öyle hissediyorsun? Çünkü bütçem kısıtlı. 9 kişiye hediye almam gerekiyor. Evet. Tamam. 8 lira. Tamam. Şunu lütfen bir paket gibi böyle. Tamam. Acele edersek. Bu arada günlük hayatında neler yapmayı seversin? En çok kıyafet tabii ki. Sen de çantaya 6000 lira veren Kübra gibi misin yoksa? İhtiyacım kadar. Arzu anne ile Hatice anneye panço almayı düşünüyorum. Aa, öyle mi? Yani tarzları sanki o şekilde. Özellikle Hatice anne böyle panço kışın sıcak tutsun, üşümesin. Ama ne tarz alacağım onu bilmiyorum. Belki kendi anneme bile panço alabilirim. Bu nasıl? Gayet hoş görünüyor. Bunlar ne kadar bu arada? İndirim yapıyoruz tabii ki, bize özel. Ne kadar yapıyoruz? 10 lira yaparız. 13 yaparız. Ama 3 tane alacağım. 45 liram gidecek. Tamam, 45 olsun. Peki. Bir tek burada pazarlık yapmamış olayım. Yalnız onları güzel paket yapabilir miyiz? Acil. Seda anneler için 3 tane panço alıyor ve bunun için 45 lira ödüyor. Seda bak, burada da çok güzel şapkalar var. Şu şapkalar ne kadar? O şapkalar 15. 15 lira. 10 lira olur. Renkleri de var. Tamam. Renkleri de var. Olur olur. Hangi rengini alsam? Şu en baştakini alabilir miyim? Tamam. Bir tane. O da paket olacak. O şapkayı kime alıyorsun? Onu da kime alıyorum? Kübra'ya alıyorum. Kübra'nın tarzını yansıtıyor mu dersin? Yani beğenir ya. Kırmaz beni. Şimdiye dek kimleri aldın? Anneme, Hatice anneye, Arzu anneye aldım. Özlem Hanım'a aldım. 4. Simge'ye aldım. 5. Bunlar ne kadar? Şu renk güzel ya, bu renk. Bu güzel. Nasıl? Yok, onlar kalsın. Ben bunu Semra anneye alacağım. Tamam. Bu da paket olacak. Hemen. 7 lira olacak. Hep koyu renk tercih ediyorsun Seda. Kışın koyu renkler gittiği için. O kadar koşturduğuna değdi yani. Değdi, baksanıza. Ellerim poşet doldu. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Şimdi kim kalmıştı? Kübra'ya, Semra anneye aldım. Kendim kaldım. Kimlere neler aldığı konusunda kafası karışan Seda Eminönü sokaklarında dolaşmaya devam ediyor.
Eminönü sokakları her zamanki gibi ışıl ışıl. Ay bunlar ne kadar? Nedir bunlar? Ne kadarlar? Seda ürünleri pahalı buluyor ama hala bakmaya devam ediyor. Kendime mi alsam bunlardan? Şunlara bakayım. Aslında şu eldivenler güzelmiş. Ay bunlar çok güzel. Onu kime alıyorsun? Mesela şundan. Kübra'ya aldığım şapkaya çok uyar. Ne dersiniz? Ne kadar bunlar? 20 lira. 20 lira mı? Çok pahalı. İndirim yapmaz mısınız toplu alsam falan? 25 lira olur sizin için. İsterseniz. Ne kadar toplu? 10 lira. 10 lira. Tanesine 10 lira. Yani 4 tane falan alacağım. Şapkalara bakacağım. Mesela şu mor şapka ne kadar? Tüylü olan. Mor. 20 lira bence. Çok pahalı ama sizin burası. Ben sana şöyle birkaç tane alternatif... Tamam. Bakabilir miyim? Aslında bu... Elif'e çok uygun. Şu pomponlara bakayım, şu tüylü olanlara. Onun da rengi. Ne kadar bunlar? 15. Bu olmaz da. Bu ne kadar? 20 lira. Bunun bir tanesini alacağım. 15 liraya alacağım ama. Bakacağız artık. Tamam. 15 lira değil mi? Tamam. Bunu kesin alıyorum. Simge'nin şapkasına çok uygun çünkü. Bunu alıyorum. Onlara da bakayım. Şu yeşili ne kadar? Aynı. Bu güzel değil. Şuradakilere baksam mı acaba? Leoparlı değil de. Ben şunu alacağım galiba. Bu bir kalsın. Buna uygun bir eldiven acil olarak. Evet, imkansız. Çünkü o renk eldiven yok. Mavi uygun var mı? Hayır. Tamam, şu ikisini alıyorum. Bunu alıyorum. Kendime şu an eldiven alacağım. Bir de Kübra'yı alacağım. Kendime şöyle... Hayır, teşekkür ederim. Kendime böyle derili. Aa bakayım, bu çok güzel. Kendime bunu alayım. Hepsini 10 liradan vereceksin. Tamam, bir de Kübra'yı alacağım. Kübra'nın şapkası hemen alıyorum bir tane. Ay çok kararsız. Böyle yeşilli kremliydi ama. Kübra ile Elif'e aynı alsam ne olur ki? Tamam, bir de bunu alıyorum. Ne kadar? 4 eldiven, bir tane de Elif'e şapka. Süren azaldı Seda. Tamam, hemen. 20, 30, 40 ve 50. Şöyle vereceğim. Acil. Onlara paket istiyorum lütfen. Hediye olacaklar. Ne durumdasın? Bitti sanırım. Kimlere neler aldın bakalım? Kızlara kendim hariç kendime şapka almadım. Eldiven aldım. Diğer kızlara şapka ve eldiven aldım. Annelere panço aldım. Özlem Hanım'a da eldiven aldım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kışlık alışveriş nasıl geçti Seda? Güzel geçti. Yorucuydu ama değdi. Bence güzel şeyler aldım. Vaktinin çoğu yollarda geçti ama. Vaktim çoğunu yolda kaybettim ama bütçemi güzel kullandım. Bakalım bence beğenecekler. Toptancıların olduğu yerden almak avantaj oldu galiba. Evet, evet. Kesinlikle avantajlı. Yani neredeyse 9 kişiye kışlık alışveriş yaptım. Çok iyi bence. Bizce de çok iyi. Peki annelerin beğeneceğine emin misin? Eminim. Her şey çok güzel oldu. Seda Eminönü'ndeki alışverişini bitiriyor ve doğruca evin yolunu tutuyor. Bakalım aldıklarını anneler beğenecek mi? Ay gerçekten zor. Ne olmuş buraya? Burayı temizleyeceğim değil mi ben? Evet. Burayı. Evet. Sakinliğimi korumak istiyorum ilk dakikalardan. Heyecan yapmak istemiyorum. Rabbiye sır ve la tuassir Rabbi temizu hayyi. Allah'ım hayra yor ya Rabbi. Anne çabuk bunun üstüne koy. Şunu bana bir yardım et. Allah'ın aşkına bana yardım et anneciğim. Elif ne oldu sana? Eksik mi var? Verir misin çabuk? Ya nasıl yetişemeyeceğim ya? Oo anne bir dakika var abi. Gerçekten zor. Anneler niye uygun görürsün? Anne şuraya su dök, su dök oraya, su dök, su, su, su. Altınım kalmadığı için altın veremiyorum. Çok yoruldum. Anne tamam tişört onlar. Elif bugün hanımların korkulu rüyası olan bir temizlik yapacak. Evet bugün banyo temizlik var. Ay bu ne? Ay gerçekten. Ay gerçekten Elif kızımın işi gerçekten zor. Şu
Ya şok oldum. Yani bilemiyorum. İnanamıyorum. Ne yaptılar burayı böyle? Temizlerse Elif benden altınlarımı alır. Gerçekten şuranın halini görüyorsunuz. Çok iğrenç yani. Sevil anne ne diyorsun? Nasıl temizlenir Arzu Hanım? Bunu nasıl açacak burayı? Nasıl açacak? Var İlk önce karbonat herhalde dökmesi lazım. Yani ben öyle biliyorum ama siz nasıl biliyorsunuz? Ben ilk önce bu suyu alması O zaten bir burada. Pisliği temizlenecek. O öyle zaten gitmez. Karbonat, üstüne sirke, üstüne sıcak suyla bir işte lavabonun açılması için öyle o şekilde denemesi lazım. Ondan sirkeyi sonra... herhalde bir mikrobu kırılsın diye mi? Daha mı açıyor? Ben sadece karbonatla yapıyorum ama sirke bir hani bir mikrobu şeyi alsın diye. Gerçekten Elif'in işi zor. Üstüne sirke dökünce kabartıyor ya böyle içindeki şeyleri, tozları falan da yakıyor herhalde o. Sıcak suyla dökünce... Zaten sıcak su olmazsa... Mümkünatı yok. Ama felaket. Hanımlar derler ki tıkanan lavabo evdeki kişiler arasındaki ilişkiyi temsil edermiş. Bizim evde hiç böyle bu kadar aşırı bir tıkanlık olmadı. Hatta ben mutfakta bazı arkadaşlarıma giderim çayı dökmezler tıkanıyor diye. Ben de tam tersine çayı bile döküyorum gidiyor yani hiç tıkanmıyor bende. Ana kuzusu evinde dün bir tatsızlık yaşandı. Her ne kadar bugün tatlıya bağlansa da o zaman lavabo açılacak yani. İnşallah açar diye düşünüyorum. Dünkü gerginlikten dolayı mı oldu acaba? Ne dersiniz hanımlar? Bilemiyorum ama sonu inşallah hayırlı olur. Bizlerde olduğu gibi. Açarsa gerginlikleri alıp gitsin. İnşallah. Lavabodan aşağıya. Evet. Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok kötü. Evet. Aynen. Biz de merak ediyoruz doğrusu. Elif bu lavaboyu açabilecek mi diye. Ay çok fena. İnşallah heyecanlanmaz da görevini hakkıyla yerine getirebilir. Bizden altınlarımızı kazanabilir. Lavaboyu gördüm. Gerçekten çok korktum. Çok pisti lavabo. Ama iyice tıkalıysa orası açamaz. Ama orası çok tıkalı değilse temizleyebilir. Ne olmuş buraya? Burayı temizleyeceğim değil mi ben? Evet. Burayı. Evet. Tamam yapacağım. Sakinliğimi korumam lazım. Yapacaksın kızım. Hatice anne ne olmuş burada böyle? Çok berbat olmuş. Ya burada 3. Dünya Savaşı çıkmış belli. Kesin 3. Dünya Savaşı. Yapabilirsin sen Elif. Elifciğim biraz sohbet edelim istersen. Böylece gerginliğin de azalmış olur. Tamam sohbet edelim. Bence de biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Az önce Arzu anne dedi ki Elif bu lavaboyu açsın tüm altınları ona takacağım. Gerçekten zaten burayı temizlesem hepsi bana ama kendi annem bile bana var. Bunu gördüm ben bunu nasıl temizleyeceğim? Hiçbir anne bunu temizlememiştir vallahi hayatları boyunca. 5 dakikalık iştir ya. Evde elinize geçeni lavaboya döker misiniz? Ben inanıyorum temizlerim ya. Annem de evde böyle yapıyor çünkü. Annem çayı falan süzgece koymaz. Direkt lak diye. Evde kim temizliyor? Evde de ben temizliyorum. Annem çamaşır makinesinin giderini çıkartıyor çünkü. Tıkanıyor lavabo. Evde elimle de yapıyorum. Pompayla da yapmıyorum. Ama burası cidden çok kötü. Ama yapacağım ben inanıyorum. Vicdansızca yapmışsınız siz bunu. Siz göreceksiniz. Önce lavaboyu temizleyeceksin sonra orayı. Hangi malzemeleri kullanacağını biliyor musun Elif? Borkas ne demek? Boraks ne demek? Anne bu ne? Şey anne, tuz ruhu herhalde. Deterjan herhalde anne. Neyse ben bunları kullanırım. Şey ya. Şu karbonat. Karbonat. Karbonat, karbonat. Ben onun içine su koyarım, deterjanı yaparım anneciğim. Hanımlar sözünüzü balla kesiyoruz ama Elif'in süresi başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sakinliğimi korumak istiyorum ilk dakikalardan, heyecan yapmak istemiyorum. Çünkü ilk dakikadan yapınca son dakikalar daha kötü oluyor. En azından ilk dakika yapabildiklerimi yapayım ki sakin olayım. Sıcak mı kullanıyorsun? Sıcak suyla ben diş macunlarını eritiyorum ki rezil yapmasın. Elifciğim tıkanan lavabo hangi organik yöntemle açılır? Karbonat koyacağım ilk. Hepsine karbonat dökeceğim. Karbonat sıcak kaynar su döktüğümde açar onu. Direkt parlatır hatta. Karbonatı ben dişlerime bile yapıyorum evde. Dişleri mi parlatıyor? Limon, karbonat diş macununa koyduğum zaman diş macununa bile gerek kalmıyor. Çok da güzel kokuyor ağzım. Çabuk çabuk çabuk. Hiç heyecan yapmak istemiyorum. Çok telaş bir kızım yok, zaten. Yok heyecan yok. Hatice anne evdeki lavaboyu sen tıkıyormuşsun doğru mu? Elif gerçekten lavabo açma konusunda ustaca davranıyor. Şimdi de pompadan yardım alıyor. Kolay gelsin Elifciğim.
Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temru hayri. Allah'ım hayra yor ya Rabbi. Yani sıkıştırma bir şey anlamı. Anne onun içine biraz şey koysana. Sirke koyun içine. Bir de barkod var aşağıda deterjan. Onu da koy aşkım. Kurban olurum aşkım. Hatice anne çok koydun. Anne yeter o kadar. Fazla da ziyan etmeyelim. Hatice anne o elindeki diş fırçası mı? Onlar nedir bilmiyorum ki bunlar ne. Anneciğim ben burayı temizleyeyim sonra orayı sen bana aç. Bunlar lazım olacak herhalde. Şey anne macun lekelerini çıkartmam için. İyi tamam. Az önce neredeyse açmıştın Elif. Yine mi tıkandı? Burayı şeyle tıkayım ki o almasın. Anne sıcak su giderir onu. Anne çabuk bunun üstüne koy. Koy anne. Az vaktin kaldı. Ha gayret Elif. Şimdi bu daha çok leke yapacak ama burayı. Ben bununla şey yapayım. Bir burayı temizle kızım sonra. Anneciğim şunu bana bir yardım et. Allah'ın aşkına bana yardım et anneciğim. Evde tamam yardım etme burada et ama. Hatice anne yardım etmez misin gerçekten? Evde bana annem yardım etmiyor. Çünkü annem çok dağınık ama çok temiz. Annemin arkasını ben topluyorum evde. Hatice anne gülüp geçtiğine göre Elif doğru söylüyor anlaşılan. Vallahi öyle ama. Kendi de biliyor. Hatice anne sen yok musun sen? O yüzden temizlikten korkmam ben. Almışsın geri burayı da. Elif gayet güzel ilerliyorsun ama çok az zamanın kaldı. Anne bunu orada yıka Allah'ının aşkına ümmeti Muhammed aşkı için. Kızım böyle çok telaşlısın ya. Telaşlı değilim aşkım. Evet telaşlısın. Ve gösteriyorsun da telaşını. Elif ne oldu sana? İnanıyorum yapabilirsin. Biz de sana güveniyoruz Elif. Bak parladı kızım. Elif temizlik konusunda bizi şaşırttı doğrusu. Elif son 10 saniye. Çok güzel oldu kızım ellerin sağlık. Elifciğim daha fazla kendini yorma istersen çünkü sürem bitti. Bitirdim be yes be. Ellerine sağlık Elif. Ay Elif gerçekten bu sen mi yaptın? Nasıl yapmışım? Allah'ım nasıl dedim yaptın? Yardım et. Allah yardım etti. Elif gördüğümde ben evet. Çok korkmuştum. Ben aynen. Gerçekten çok kötüydü. Ben dedim herhalde midesi de kaldırmayacak. Genç kızdır tabii ki. Midesi de bulanır hani yapamaz diye düşündüm ama süpersin. Eldiven dedi. Kullanmadım biliyor musunuz? Ay, eldiven küçük geldi. Eldiven küçük geldi. Gerçekten İyice süpersin. Elif. Evet. Bekleyin gidiyor. Şey delik kapalı ya. Evet. Demiri kapalı. Gidiyor evet. Bence süpersin Elif. İstiyorsan demiri kaldırayım. Çok iğrençti. Yok gidiyor. Çok güzel tertemiz olmuş. İlişkilerimiz düzeldi mi? İlişkilerimiz de düzeldi bence. Hele ayna. Aynayı nasıl ayna yapmış ya? Nasıl yaptın anlatsana Elif. Nasıl yaptım? Nasıl ilk yani? Macun vardı ya, görmüşsünüzdür. Evet. Macunluydu. İlk bezle, ıslak şu bezle sildim. Sonra boraksla şey yaptım, onu sürdüm. Köpükledim. Çok iyi. En son onu bezle sıktım. İlaç kalmasın diye içinde. Düz sildim. Sonra kuru bezle şunla sildim. Zaten güveniyorum sana kızım. Zaten yani diyorsun ya macun kurumadan yaptım. O gerçekten güzel bir düşünce evet. Bence. Eğer ilk lavaboyu yapsaydım, lavabonu ilk pisliklerini aldım daha doğrusu macunu da bekletmedim. Çünkü pislik daha çok tıkayacaktı orayı. Evet. Gerçekten parlıyor. Nasıl yaptın? Önce suyunu mu aldın? Nasıl su doluydu? İlk çünkü pislikler vardı içinde. Elimle çıkarttım hepsini. Şu kaba koydum. Aynen. Hepsini elimle temizledim. Çay lekesi çıkmıyor. Yani. Çay bir de birikiyor aşağıda. Bunların hepsini elimle çıkarttım. Gerçekten yani. Bunların hepsini elimle çıkarttım. Eldivensiz yani yapmış. Eldiven evet, küçük evet. Geldi. Bir de eldivenle hareket edemezdim diye gerçekten düşündüm. Helal olsun Elif. Evet. Ellerine sağlık. Çok temiz oldu. Teşekkür ederim. Beğendiniz değil mi? Evet. De annesinin kızıydın yani. Hatice anne kızınla gurur duyuyor musun? Evet duyuyorum. İyi ki doğurmuşsun beni kız bak. Evet. 45 yaşında böyle olur. Evet doğru söylüyor. Bütün annelere örnek olsun diyorsun. Evet.
Annelerden tam not alan Elif hayli mutlu görünüyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. 4 yarışmacının en küçükleri benim ve haftanın finaline doğru gidiyoruz. Ama hiçbiri benim kadar güzel temizlik yapamadı. Kendime olan inancım geri geldi. Kendime %100 güveniyorum. Bu hafta eğlenmiyorum. Elif bence bu görevde çok zorlanmadı. Şaşırdık, tebrik ederim. Beklemiyordum. Bu kadar güzel bir performans beklemiyordum ondan. Güzeldi. Anneler yerlerini almış, Seda'nın alışverişten dönmesini bekliyor. Seda nihayet evde. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin kızım. Özledim sizleri. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Yoruldun mu? Yoruldum, bayağı yoruldum ama değdi bence. Değdi mi diyorsun? Evet, değdi. Hadi bakalım, göreceğiz. Zannediyorum kışlık alışverişte alacağı şey herhalde eldiven, atkı, şapka... Aksesuar alacağını düşünüyorum. Normalde kendi kıyafetlerine baktığım zaman zevkli bir kızımız, güzel giyindiğini düşünüyorum onun ama tabii ki biz annelerin de kızlarımızın da hepimizin farklı farklı tarzı var. Nasıl geçti alışverişin kızım? Güzel geçti ama yorucuydu. Bayağı bir koştum Eminönü sokaklarında ama eğlenceliydi. Seda, rakiplerine hediye almak zor oldu mu? Zordu. Umarım beğendirebilirim. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum çünkü. Bence hediyenin iyisi ya da kötüsü olmaz zaten. En çok kime alırken güçlük çektin? Simge'ye mi? Aslında Simge'ye direkt ilk sanırım Simge'ye aldım zaten. En sona Elif'i bıraktığım için Elif de bayağı bir zorlandı. Niye en sona beni bıraktın? Bilmiyorum yani bir, hani herhangi bir sıraya göre yapmadım. Direkt hani gördüm bu Kübra'ya olur dedim, bu Simge olur dedim. Seni en sona bıraktım. Sen de biraz zorlandım. Umarım beğenirsin. Ya beğenirim de. Yani hani bir şey olduğu için sana bırakmadım. Öyle denk geldi diyeyim. Anladım. Hanımlar, Seda'nın sizler için aldıklarını merak etmiyor musunuz? Bakalım, merak ediyoruz neler tamam. aldığını görmek evet, istiyoruz. Öncelikle Hatice anneme vereceğim. Teşekkür şöyle. Ederim. Teşekkür ederim. Arzu anne, buyur. Sağ ol canım, teşekkürler. Anneciğim. Teşekkür ederim. Beni de unutmadın. Teşekkür ederim. Canım. Bu senin. Teşekkürler. Beni çok korkutuyorsun. Bu da benim. Kendini de unutmamışsın. Kendime de aldım, evet. O halde ilk olarak kendine aldığın eldivene bakalım. Benimkinden. Kendime ufak bir şey aldım. Kıskandım kızlara aldığım hediyeleri. O yüzden kendime böyle eldiven aldım. Ben çok beğendim. Güzelmiş. Önümüzde kış işine yarar. Çok evet. güzel. Sıcacık tutar. Sıcacık tutar. Ben zaten çok üşüyorum. Aa, bence çok güzel. Ay çok güzel. Kemerli çok mi var? Burasında deri kemer var. Ne kadar aldın? Ne kadar aldım? Ay hatırlamıyorum şu an. 7 lira falandı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Buraları da telefona duyarlı. Telefon gerçekten öyle bir şey evet. mi icat etmişler? Güzel mi? Kibar, güzel. Teşekkür ederim. Sedacığım, ne kadar bütçeyle alışverişe çıktın? Nasıl pazarlık yaptın? Anlatsana biraz. Toplam 200 lira bütçem vardı. 65 lira sanırım arttırdım. Ama bayağı indirim yaptım. Yani her üründe %50-%70 indirim yaptırmaya çalıştım. Kolay değil. 8 kişiye hediye alıyorum. Bence güzel harcadım paramı. Kızım bu hediyeler için çok para harcamamış. Tutumlu olduğunu burada da göstermiş. Hatice anne, hediyene bakmayacak mısın? Bakalım beğenecek misin Hatice anne? Anneme ne aldın cidden çok merak ediyorum. Çok güzel. Panço aldım Hatice evet, anneye. Evet, çok güzel. Sağ ol. Annem hep böyle şeyler ederim. Kullanıyor. Allah razı olsun. Beğeneceğini tahmin ettim zaten. Çok üşümesini güzel. Üşümesini istemediğim için böyle bir şey aldım. Ben anneme giydireyim hatta. Kalk anneciğim. Teşekkür ederim. Bakalım. Panço Hatice anneye yakıştı gerçekten. Beğendin mi Hatice anne? Rengi çok güzel. Güle güle kullan Hatice anne. Teşekkür ederim. Beğendim, çok güzeldi. Hep evde giyeceğim ve hatırlayacağım. Ben beğendim, yeterli. Ben bakayım bana ne hediye aldın. Ay çok güzel. Bana da omuzluk şal aldın. Evet. Seversin. Renklerini seveceğinizi tahmin ettiğim için bu renk tercih ettim. Evet.
Ben hemen bir üstümde denemek istiyorum. Renk konusunda Semra annenin terzini yakalamış mısın Seda? Sevebileceğini düşündüm. Pamuklu olmasını tercih ettim üşümesin diye yine. Evet çok güzel. Güle çok güle şıkmış. Kullan. Çok beğendim. Güzel, evet. Teşekkür ederim canım. Güle güle kullan. İyi günler de kullan. Teşekkür ederim. Hediyenin tabii ki büyüğü küçüğü olmaz. Tabii ki beğendim ama ben alacak olsaydım tercih etmezdim. Çünkü normal ben sosyal hayatımda atölyede şal kullanan bir insan olmadığım için ben çarşıdan kendime böyle bir şey almazdım. Şimdi de Arzu anne hediyesini açıyor. Bakalım beğenecek mi? Anne merak ediyorum. Benimki de herhalde şal galiba. Size de panço tercih ettim. Panço mu? Evet. Güzelmiş canım, teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Arzu anne için neden koyu renk tercih ettin Seda? Hepsi aynı renk olsun istemedim. Kışa uygun gider diye o renk tercih ettim. İlk defa panço tarzında bir şey kullanıyorum. Öyle mi? Kullandıkça beni hatırlayın. Kimi de ana kuzusunda yine yaşadım. beğenmedim değil ama benim tarzıma uygun bir şey alsaydı daha çok beğenirdim. Hediyeleşmek sonuçta sünnettir. Hediye beğenilmese de bir teşekkür etmek erdemliktir. Sevil anne kızının aldığı hediyeyi açıyor. Sana da panço tercih ettim anneciğim. Anneler beğendiler sanki ama bilmiyorum. Kendi kafasına göre almış. Ben de beğendim. Yani başarmış. Anneler hediyelerini aldığına göre kızlara geçebiliriz. Ben açmak istiyorum. Ben çok merak ettim. Tamam buyur Elifciğim. Kalktım başıma gelmedi canım. Kızlar niye gülüyorsunuz öyle? Teşekkür ederim düşünüp aldım. Güle güle kullanacağım. Yani saçlarım açık renk ya. Koyu olsaydı çok mutlu ama bu da tabii ki de teşekkür ederim. İlk hediye yani çok sağ ol. Ama eldivenlerin rengi çok güzel. Bayıldım onlara. Kübra neden gülüyorsun? Ya Elif'i tanıdığım kadarıyla Elif'in sevmediği bir renkti. Korktuğum başıma geldi demesinin sebebi de o. O yüzden güldüm biraz. Elifciğim renkleri sevmedin mi gerçekten? Sarıdan hoşlanmıyorum. Ve ben çok renkli giyinen biri değilim. Siyah, beyaz, gri. Ama teşekkür ederim gerçekten. Bir çok sağ ol. Hep saklayacağım. Tamam. Elif şapkayı denemek ister misin? Bence çok yakıştı. Kızlar? Çok güzel oldu. Süpersin aşkım. Şahtım şahbaz oldum. Elif'in tarzı değil anladığımız kadarıyla. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Seda'nın aldığı hediyeyi beğenmedim. Ama orada beğenmiş gibi davranmak zorundaydım. Çünkü bana ilk kez hediye aldı. Biz daha yeni tanışıyoruz. Kendi tercihleri zaten tanıyamıyorum. Kendilerini. Hareketleri bazen değişiklik gösterebiliyor. Belki de onları tanıyamamam onların suçudur. Şimdi de Simge hediyesini açıyor. Simge'yi çok merak ediyorum. Gerçekten. Benim cümleyi hediye paketine koyamamış sığmadığı için. Şöyle bir şapka. Kötü şapka. Çok kafama uygun gerçekten. Biraz büyük mü geldi? Evet biraz kafası büyük. Kafası küçük kaldığı için. Çok marjinal çok oldu. Teşekkür ederim canım. Ben çok teşekkür ederim. Peki rengini sevdin mi? Çok sevdim. Evet. Bu rengi seversin kışa da bu rengi derdi. Ama ben beğeniyorum zaten hani böyle renkler biliyorsun. Yani beğeniyorsun ama öğrenmiş. Seda'nın aldığı hediyeyi beğendim. Nedeni ise ben böyle şapkalar çok kullanıyorum. Şu an saçım toplu. Belki bir garip duruyor olabilir ama saçım benim yeşiller olduğu zaman arada bu bordo, saçım ıslak olduğu zaman bordo şapkayla çok güzel bütünleşecek. Ve eldivenlerim de aynı renk. O yüzden ben hediyelerimi beğendim. Hediyeleri beğenmesek bile arkadaşlarım orada hani beğenmedik gibi şeyler söylemeye çalıştılar. Bence ben bunu saygısızlık olarak algılıyorum. Şimdi de sıra Kübra'da. Timas abi. Sana da çok yakıştı. Yani renklerini pek beğendim bizim diyemeyeceğim. Bizim eldivenlerimiz aynı mı? Anlamadım evet. Aynı mı? Aynı. Yani güzel düşünmüş, almış yine. Teşekkür ediyorum. Ama renk konusunda hiç sevmediğim bir renk. Resmen. Bence şapkanın renkleri çok güzel ama. Ben çok beğendim. Yani çok keşke teşekkür ederim. Böyle bordo tarzı, mesela o bordoyu bana alabilirdin renk olarak. Herkese farklı renk almaya dikkat et. Bu şapka mesela takayım şöyle. Bu nasıl takılıyor? Sen gidip kartop oynayabilirsin şimdi. Ben böyle kartop oynayacağım. Teşekkür ederim düşünüp almışsın. Hiç beğenmedim.
Sedacığım, bu senin modası, bunlar değil. Biraz değil, hatta hiç beğenmedim. Hiçbir tarzım değil. Şapkayı zaten nasıl takıldığını bile bilmiyorum. Böyle taktım ama oldum yani. Bence aldığım bütün hediyeler çok güzeldi. Kızların beğenmemesinin sebebi bilemiyorum yani. Belki de beğenmek istemediler rakip gördükleri için. Simge orada rol yapmadı. Gerçek duygularını ifade etti. Keşke diğer kızlar da aynı şeyleri yapsaydı. Bir tek Semra anneye farklı almış. O da Simge ile aralarındaki yakınlıktan kaynaklanıyor herhalde. Aslında asla yapmayacağım bir şeydi hediyeyi beğenmemek. Çünkü neticede bana alınmış nazikçe bir davranış, hediye bu. Ama orada elimden gelmedi o an beğenmiş gibi davranmak. Çünkü cidden paradan kaçmış ve en kötüsünü bana almış. Kızlar pek mutlu olmasa da anneler gayet beğenmişe benziyor. Evet, beğendim. Peki bu alışveriş için 200 lira ideal bir bütçe midir? Bence çok fazla. Çünkü bunlar zaten ben kendim pazardan bunları 5 TL'ye bulabiliyorum. Şapka zaten 3,5 TL, 4, 5 TL'ye de bulabiliyorum. Yani kendim alışveriş yaptığımdan biliyorum. Hani var pazarda böyle ama 200 lira bence fazla bir bütçeydi. Ama zaten az bir miktarını kullanmış. Alışveriş yani, görevi çıksa sen daha mı iyi yapardın Kübra? Ben çoğunu bedavaya alırdım gibime geliyor. Bedava değil de hani yani, çok aldığımız için evet. Hani çok aldığın zaman hani bazılarına indirim yapmak yerine hatta hediye ediyorlar. Çünkü bir tane satmak nerede? 8 kişiye satmak nerede? Şöyle söyleyeyim, ben pazardan yapmadım alışverişi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ayrıca da farklı dükkanlardan aldığım için yani yapabildiğim en iyi indirimini yaptığını düşünüyorum. Yani Eminönü'nden aldım ben, pazardan almadım. Daha şey basit, daha ucuz çünkü Eminönü'nden toptan alıyorlar, pazarlarda satıyorlar. Hani sürümden kazanıyorlar. Anladım. Diyeyim. Çok fazla şey alıp ucuza getiriyorlar. Bir kişiye alınan hediye ücretiyle ben 8 kişiye hediye aldım. Alışverişimden memnunum. Tabii ki tarzlarınızı tam tanımadığım için tutturamamış olabilirim. Yeni tanıyorsun. Yani kusura bakmayın diyorum. İnşallah bir dahaki alışverişte daha güzel şeyler alırım. Çok teşekkür ederiz. Seda, senin eldiveni ben alabilir miyim? Tabii ki. İstersen söyleyeceğim. O zaman birini sana, birini sana vereyim. Öyle. Ama bak şimdi, onun şapkası güzel. Benim şapkam mı güzel? Şapkamı renk perdeye gitsem kaybolurum. Tamam bebeğim, değiş edelim o zaman. Semra annelerle daha samimi olduğu için bence onlara ayrıcalık yapmış. Onlardan altın beklediği için. Sadece benim tarzım biraz daha değişik olduğu için Seda böyle bir hediye almak istemiş. Bence herkesin hediyesi güzel. Benimki de çok güzel. Ne gibi hediye isteyeceğimizi bilemediği için bu kadarını yapmış, normal. Sevil anne, kızının alışverişini nasıl buldun? Kızımın da dediği gibi kızları çok fazla tanımadığı için tarzlarını bilemedi ama annelerimize gayet güzel almış. Tam kışlık böyle üşümemeleri için. Ben beğendim. İyi alışveriş yapmış, iyi de para artırmış. Güzel yani. Bakalım anneler gün sonunda alışveriş görevi için kaç tane altın takacak? Soğan gözleri yaşartmasın diye ağza böyle kaşık alınırmış. Biliyorum ama şimdi heyecanla unutuyorum bazen. Bismillah çek. Bir yoğurmaya başla anneciğim. Harcın tadına falan bakamayacağım ben. Oo anne, bir dakika var artık, atıyorum. Tamam, evet. Ay tabii, bismillah. Bak çok sakin. Ay. Evet anneciğim, aferin. Şekli biraz daha uzun olması lazım. Az köfteye benzer hali olsun yani. Başarır diye düşünüyorum. Daha önce yaptığı şeydi çünkü. İnşallah güzel olur. Simge köfteyi yaparken baharatları güzel kullanırsa köfte lezzetli olur. Bugün Simge bize anne köftesi hazırlayacak. Evet anneciğim. Bugünkü görevimiz anne köftesi yapmak. Evet. İlk önce evet. Şey, önce bir ellerimizi sabunlayalım anneciğim. Ha, o orada beklesin. Simge hemen işe koyuldu bile. Ne kadar süren olduğunu sormayacak mısın Simge? Kaç dakikam var? Anne köftesini yapmak için yalnızca yarım saatim var. Tamam, yarım saatimiz yok. Var. Becerir ya. Köfte yapmak kolay. O kabın içine soy annem. Onu çöp kabı yap ki etraf dağılmasın. Kızlardan hiçbiri soğan doğrama konusunda püf noktası veremedi biliyor musun? Ben veriyorum. Suyun içine koyduğumuz zaman gözümüz asla yanmıyor. Öyle mi Semra anne? Evet. Suyun içinde bekletilirse ama çok zaman yoksa sıcak suyun içinde de bekletilebilir. Böylece hem kabukları çok çabuk soyulur hem de gözleri yaşartmaz. Evet hanımlar, Semra anne doğru söylüyor. Tamam. Evet, onu kenara al anneciğim. Onu istersen bir rendele kabın içine. Küçük tarafı. Aa, yok, geniş tarafıyla. Yoksa çok sulanır. Tamam, dur.
Püf noktası verdin ama gözün yaşarıyor. Hatice annenin tavsiyesini uygulamak ister misin? Kaşıklar hemen arkandaki çekmecede. Evet, kaşığı alıyorsun ve ağzına koyuyorsun. Eskiden anneannelerimizin zamanında kızım soğan gözleri yaşartmasın diye ağza böyle kaşık alınırmış. Deneyelim bakalım ne kadar doğru. Aa ya, olmuyor, yaşarmadı. Ama o büyükleri içinden al anneciğim. Dur, bütün çok gelir. Şey oldu şimdi bak. Kaşık Simge'nin konuşmaması için mi yoksa? Anne dur şimdi. Bilmiyoruz vallahi, ben de göreceğiz artık hangisinde faydalı olursa. Tamam, yeter. O kârdır. Soğan küçüldü mü? Büyük parça varsa onu al at anneciğim. İçinde kalmasın. Teyze de çabuk. Ah. Yavaş hareket etme anne lütfen artık. Çabuk hareket et bak şimdi. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam hadi şimdi başlayalım artık hadi. Tamam kıymaya. Ama büyük soğan varsa içinde al işte. Yok annem güzel. Büyük soğan varsa içinde al at ya da onları ufalt. İçine neler koyacaksınız? Bir yandan anneciğim yumurta kır içine bir tane. Yumurta köftenin tabii hem yapıştırır hem lezzet ve hem vitamin verir. Bir tane yeterli. Evet. Neydi? Evet. İçine şimdi galeta unu al. Şöyle kıymayı bir ortadan yer anneciğim. Kıymayı ortadan yereyim. Elinle kızım şöyle bir arala. Ha tamam tamam. Koy içine biraz galeta unu. Bu kadar mı? İçine al anneciğim tabakla. Eğdir eğdir eğdir. Koy 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 koy. Ben tamam diyene kadar sen dök anneciğim. Elini korkak alıştırma Simge, dök. İlk kez mi köfte yapıyorsun? Yok hayır da gözüm yaşardı. Kötü oldu. Koy yeter. Yeter bir deneyelim evet. Karıştırayım mı? Yok şimdi maydanozunu yık anneciğim hemen. Aferin bu maydanozun. Evet saplarını ayır şöyle pratik bir şekilde tabağın içine. Oh. Sonra yıka. Anne köftesinin farkı nedir? Herhalde dışarıdaki köftelere nazaran annelerin elinin lezzetinden geliyor o deyim diye düşünüyorum. Simge köfte sever misin? Çok severim köfte. Ama sorun köfte yaptığım zaman Simge kaç tane köfte yiyor? Kaç tane? 3 tane. Neden? Çünkü iştahım yok, ben yemek yemeyi sevmiyorum. Diyet mi yapıyorsun? Yapmıyorum. Ailecek çok zayıfızdır. Ben 37 yaşına kadar, ben şimdi 44 yaşındayım. 37 yaşına kadar Simge gibiydim aynı. Simgeciğim bu arada 20 dakikan kaldı. Tamam. Simge, annen söylemeden bir şey yapmıyorsun. Köfte yapmayı bildiğine emin misin? Biliyorum ama şimdi heyecanda unutuyorum bazen. Unutacak bir şey yok anneciğim, heyecan yapma. Evde birkaç sefer köfte yaptın hep. Çok evet, da güzel o, olmuştu. Yavaş konuşma, hızlı konuş artık. Al bunu doğra içine. İnce ince. Mutfakta en iddialı olan Seda. Evet. Seda burada olsaydı ezbere yapar mıydı? Valla Seda olsa, ben Seda'nın yaptığı yemekleri beğeniyorum. Kız iddialı geldi buraya. İddiasını da korumaya devam ediyor. Yapardı. Seda'yı yani çok güzel Seda yapardı. Rahat yapardı. İşte görüyorsunuz maşallah yapıyor. Ben şu anda gidişattan çok memnunum. Güzel yapıyor. Biraz şöyle de Ufat anneciğim. Biz evimizde normalde köfteyi yaparken içine dereotu ve taze nane de doğrarız. Baharatlardan koy. Kırmızı pul biber, tamam. Kimyon koy. Evet. Dur de. Dök dök dök. Dök. Tamam, yeterli anneciğim. Ne zaman koyayım, dur. Hayır, hayır anneciğim. Tamam. Bayat ekmek kullanacak mısınız? Hayır, biz onun yerine galeta unu kullan. Evet. Annen acılı seviyor ama çok acılı yapmak istemiyorum. Tabii anneciğim, kararınca. Ben evde normalde ekmekleri çok değerlendiririm. Bir dilim ekmeğimi bile atmam. Biraz aşağıdan koy anneciğim. O yüzden zaten galeta unu da bir nevi... Tamam mı? Kuru ekmek olmuş oluyor. Aynı görevi görüyor, aynı işlevi. Karıştıracak mıyım? Nane koy anneciğim. Şimdi yoğurmaya başlayacaksın ya. Nane tamam, bak be. Koy, koy. Şu tuzunu da dök anneciğim. Neden? Dök onu. Tam fazla tuz olmasın. Biraz dök. Biraz dök. Tamam anneciğim. Simge kıymanın üzerine baharatları döküyor ve sıra yoğurma işlemine geliyor. Şimdi hadi bismillah çek. Bir yoğurmaya başla anneciğim hadi. Kolay gelsin Simge. Şimdi biz neyimizi koyduk? Maydanozu koyduk, yumurtamızı koyduk. Galeta unu koyduk ya annem, aynı şey ya hani. Şimdi onu hemen başlayayım ya, şey yapmaya. Ama yoğuracaksın, biraz şöyle elinle ez, iplik iplik olacak. Ben dün yemeği pişirince hani pişirme süresi ayrı diye, kızartma süresi de ayrı diye düşündüm, rahat davrandın. Anneciğim bir şeyin tadına anne, bakar mısın? Anne, hacı tadına falan bakamayacağım ben. Bana elini uzatır mısın anneciğim? Al, uzatayım elimi. Nasıl olmuş Semra anne? Evet, biraz tuz ekler misin annem, avucunu aç. Tamam. Tamam. Çok olmadı mı? Hayır, hayır anneciğim. Bir yandan kızartmanız gerekiyor çünkü süreniz daralıyor. Tavayı getir anneciğim. Bu olur mu? Olmaz mı? Olur olur anneciğim. Bu olur bu. Ha, tamam onu getir. Hadi. Tamam çok güzel. Ocağın altını yakalım, çakmağı getir. Şimdi hangi ocak hangisinin onu buldun mu? Ha. Ay tövbe yarabbim. Evet hadi. Yağı koy anneciğim. Üstleri açmıştım zaten. Koy 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 koy. Yeter. Yeter tamam.
kaynasın. Altını açma birazcık, buçuk olalım. Altı o kadar açık zaten tamam. Sanıyorum. Evet, şöyle normal güzel yap. Evet, çok büyük yapma, çok büyük değil. Tamam, o biraz büyük, büyük oldu. Ben büyük büyük. Büyük büyük yapma ama bak içi çiğ kalır anneciğim. Şöyle bir yandan elinle mıncıkla, ondan sonra onu da yap. Altı bak ama açık diyorum daha yani. Ne, nasıl diyebilirim ki? O kıyma da çok geldi bana. Elini çabuk tut Simge, son dakikalar. Oo, anne atılmaz o. Atıyorum. Tamam evet. Yavaş bismillah. Uzaktan da şöyle elinle koy. Elimi sırasını atıyorum, çok korkuyorum. Ah bak çok sakin. Ay. Evet anneciğim, aferin. Aslında maşa lazım kızım. Ay. Çekmecelerden maşa bulsan ya da çatal getir. Dur, çatalla çatal olmaz, ileri geri. Sen hadi yapmaya başla. Bir yapmaya yandan devam bu kadar et. Yeter, bu kadar yeter. Bir yandan birkaç tane daha yap anneciğim. Ama bak dağılır ama yani elinle şöyle diyorum toparla, iyice yapıştır, ondan sonra kapışla. Ha evet. 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 Simgeciğim süren doldu ama üzülme, sana pişirip servis yapman için 7 dakika veriyoruz. Servis nerede? Dur. Yalnız bir yandan o köftelerle de tabii ilgilenmen lazım anneciğim. Altları yanabilir. Bir şöyle al eline bir bak. Bir bakalım ne kadar kızarmış. Bu da tutulmuyor ki bunun adı ben. Çevirin, hepsini çevir anneciğim. Tamam çatal al, ya. Onunla yapamıyorsan ya, çatal al. Allah'ım yarabbim, nasılsın? Allah Allah. Olmuş mu? Tam olmamış daha. Olmamış mı anne? Biraz daha kızarabilir. O arada sen şu tabak çalma. Mutfakta tuhaf bir koku mu var? Yanıyor köfte. Semra anne, anneler yardım edemiyor ama. Anne bırak, anne bırak ama. Ya bu çevireyim mi? Of, altını kıs biraz. Ev, evde kaç sefer köfte yaptın? Niye bu kadar paniksin ki? Güzel. Buram nereye koyayım, şuraya mı? Kaç tane? Annelere bir dakika, buraya, şuraya, şuraya. Köftenin, çatal. Köftenin altını kapat, dur bakayım. Evet, kapat köftenin altını. Hangisi? Kapandı. Tamam, onları al anne, bir tabak getir hepsini. Öncelikle bir tabak getir. Dördüncü tabak var mı annem aynısından servis yapabileceğin şimdi? Semra anne, iyi misin? İyiyim de bu kadar çok gerilmesine gerek yok. Evde kaç sefer köfte yaptı. Vallahi çok güzel oldu. Ama bir dakika şimdi tabak yok, çatalları koyalım. Köfteleri tavadan alan Simge şimdi de servisleri hazırlıyor. Tamam, ters koydun şu an tam. Dığın kadarını yap, yeter ki doğru çatal yap. Çatal nerede çatal? İki bir dakika. Neyi koyacaktın? Ya şeyini... Kolay gelsin. Bakalım anneler köfteyi beğenecek mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Simge. Kolay gelsin Simge. Bitirdin mi? Güzel görünüyor. Sağ ol Sevet teyze. Köftelerin. Sevet teyze yaptım işte bir şey. Tadı da inşallah güzeldir. İnşallah. Nasıl yaptığını anlatsana Simge. Simge onu ver önce. Güzel değerlendirebildin mi? İlk başta çok yavaş başladım. Ondan sonra çok hızlandım. Ve ondan sonra coştum. Birazcık. Herhalde tam yetememiş süren galiba. İşte onu keşke onu bir ayarlamayı bilse. Hani baştan ben hani o panik olmaz. Çünkü panik olduğu zaman daha çok el ayağına dolaşıyor, yapamıyor. Ben yapısını bildiğim için. Ama neyse evet. Önemli olan köfteler kızarmış. Bakalım neyse. Tadımları. Simgeciğim ben bir şey söylemek istiyorum. Sen yaparken şuna dikkat ettim. Ben yumurtayı kırdın ama elini yıkamadın. Ellerimi yıkadım. Yıkamadın. Gördüm. Yumurtadan sonra yıkamadım. Yıkamadın. Biz evet evde de benim o şey değil. Ben yumurtayı kırdıktan sonra evet ben de ellerimi yıkamıyorum. Doğru. Yıkamıyor musunuz? Çünkü yumurtanın önce dışında şey var, mikroplar oluyor. Elimize bulaşıyor. Yıkarsak daha bundan sonra hani öyle yaparsanız tabii. Daha iyi olur. Doğru söylüyorsun. Ama böyle söyleyeyim o zaman. İnşallah Arzucuğum o kızarttığımız zaman o dediğin mikroplar inşallah nötrlize oluyordur. Çünkü ben de evet yıkamayı düşünmemiştim. Kızarttığınız zaman değil. Köfte. Yumurtanın kabı, yumurtanın dış kabuğuna diyorum ben. Hayır hayır. İşte kırdığımız zaman mikroplar geçiyor. Ellerimizi yıkamadık ya yoğururken. İşte o zaman diyorum kızartırken inşallah dediğin gibi o giren mikroplar ölüyordur. Çünkü bugüne kadar ben de yıkamadım yumurta. Sonra. Ama bundan sonra bu da benim kulağımda küpe olacak. Laf aramızda, Simge yemeye başladı bile. Simgeciğim sanki annelerin... çok tuzlu mu olmuş? Öyle mi? Ben attım sonradan tuz. Bayağı bir tuzlu olmuş. Size... Olmuş mu? Ben bir de fazla tuzu seven bir insanım. Çok tuzu seven bir insanım ama bu kadar da biraz fazla olmuş. Ya ay evet. Keşke atmasaydım, o benim hatam. Ver bakayım anneciğim bir tadına, ben de bakayım. Boş ver anne.
Üzülüyorum. Ver bakayım anneciğim tadına bakayım. Keşke atmasaydım. Simge anneleri beklemeden karnını doyurdu. Acıkmış bayağı Simge. Çok aşırı tuzlu değil. Ama bana çok tuzlu gelmedi bilmiyorum gerçi de. Damak zevki tabii herkesin. Anne köftesi bayat ekmekle yapılmaz mı? Semra anne galeta unu kullandı da. Tabii daha pratik olması için hemen hepimiz evde yaptığımız şeyler, ekmekleri kuruturuz atılmasın evet, diye hem tasarruf yönünden robottan çekip buzluğa atarız. O da lezzet veriyor yani aynı işe. Şekli biraz daha uzun olması lazım az. Çünkü köfteye benzer hali olsun yani. Böyle şimdi bu yuvarlak gibi oldu hemen pratik yani böyle. Herhalde zaman yeterli olmuyor ya. O yüzden herhalde acele. Yok. Zamandan da değil de o yapınca da öyle yapıyor. Ben ona diyorum. Yapınca daha çabuk olur. Pratik elinde yuvarlayıp yani. Hemen şöyle bir azıcık uzatırsan, bastırırsan zaten güzel olur. Daha çabuk bir de biliyorsunuz ki hani ben yemek konusunda pek fazla bir şey bilmiyorum. Sizin öğrenmeye geldim. Ben hayatımda ikinci kez burada köfte yapıyorum. Bunu da söylemek istiyorum size şu an. Aferin. Hani işte biz de sana söylüyoruz kendi sen bundan sonra yaptığında bundan daha dikkat edersin. Bundan sonra böyle yapma kızım. Biraz uzun olsun. Böyle elinle böyle düzletirsin. Çok güzel daha pratik olur. Daha çabuk olur. Bir de bir şey söyleyeceğim Simge. Gerçi az önce söyledim hani biraz üzülüyorsun ama yoğururken fazla da yoğurmadın galiba. Çünkü şöyle bastırdın sadece üzerine gibi geldi bana uzaktan o kadar görebildim. Belki de yanlış da görmüş olabilirim. Ben hem tabağı falan çevirerek yoğurdum. Hatta yani bayağı emek gösterdim. Hanımlar lafa daldınız köfteleri unuttunuz. Simge darılır sonra. Hadi hepinize afiyet olsun. Köfte kokusu burnuma geldi. Gizli gizli mutfağa girdim herkes gittikten sonra. Tadına baktım. Bence çok güzeldi. Sadece tuzunu biraz fazla kaçırmış. Ya da tam yoğuramamış. O yüzden tuz dağılmamış olabilir. Genel olarak baktığımda bence gayet güzeldi köftesi. Gün sonunda altınımı da köftenin tuzuna göre ayarlayacağım. Köfteyi pişirmesi güzeldi. Biraz karıştırmasında bir sorun yaşadı galiba. Birazcık bir tanesi tuzsuzdu. Yani normalde ötekinde tuzu biraz daha fazlaydı. Ama çok aşırı yoğun bir tuzu yoktu. Lezzeti güzeldi. Simge, köftesini güzel yoğuramamış. Yani yapamadı bence. Ben anne köftemi yaptım, bitirdim. Sunumum ve yapışım gayet güzeldi. Sadece biraz tuzlu oldu. Onun dışında güzeldi. Annelerimiz köfteyi yedik tabii ki. Annelerimiz biraz tuzlu buldular. Orada hata benimdi gerçekten. Çünkü biz yoğurduktan sonra ben bir tadını alıp harcım baktım bana biraz tuzsuz geldi. Sonradan Simge atmayalım dedi ama ben oraya biraz daha tuz attım. O yüzden de biraz tuzu kaçmıştı. Simge'ye kalsaydı Simge o tuzu atmayacaktı. Sağlık olsun. Böyle oldu. Ya verir misin çabuk? Ya nasıl yetişemeyeceğim ya? Ayrar da koyacaktık kızım ya. Anne tamam tişört onlar. Yetmiyor. Malum kış kapıda. Yazlık kıyafetleri kaldırıp yerine kışlık kıyafetleri çıkarmak lazım. Bugün Kübra yazlık kıyafetleri kaldıracak. Poşetlere koyacak. Tabii vakumlaması gerekiyor. Normalde yer tutmaması için yaparım ben vakumlamayı ve hava almasın da hani kıyafetlerde güve ya da herhangi bir bakteri böceklenme olmasın diye vakumlama yapıyorum. Siz de herhalde öyledir. Evet. Sevil anne, yazlık kıyafetleri sen nasıl saklarsın? Ben de vakumlarım. Güzelce yıkarım, ondan sonra poşetlere koyup vakumlayıp bazaların altına koyarım güzelce.
O şekilde katlıyorum. Saklıyorum. Evet, ben de o şekilde yapıyorum. Hatice ablacığım, sen şey sabun kullanır mısın? Çamaşırları ya da yorgan, yastık vesaire o tür şeylerin içerisine böyle hani sabun koymak. Benim annem çok yapardı. Eskiler yapar. Hem çok sabun güzel, mis gibi kokuyor sabun. Hı-hı. Hem de güvelenmeyi, böceklenmeyi evet, engelliyor. Güzel. Sen naftalin mi kullanırsın, sabun mu? Sen nasıl kaldırıyorsun çamaşırlarını? Ben katlarım, böyle koyarım. Yani sabun mu, naftalin mi kullanıyorsun? Vakumluyor musun? Sabun koyarım sabun. Biraz aralarına evet, o kadar. Naftalin evet, kullanma. Anladım. Çok güzel kokuyor da sabunlar değil mi? Kübra bugün çöp poşetlerini vakumlayarak yazdıkları toplayacak. Nasıl fikir? Yani öyle marketlerde bulamadığı zaman aslında çok iyi bir fikir. Hem daha uygun şey, uyguna gelmiş oluyor. İnşallah Kübra yapabilir, bilmiyorum artık. Elinden geleni yapacaktır mutlaka. Ne de olsa işin sonunda altın var, öyle değil mi hanımlar? Şimdi Kübra'yı davet ediyoruz. Kübra'nın bugünkü görevi oldukça basit. Yazdıkları poşete koyup elektrik süpürgesiyle vakumlayacak. Bu kadar basit bir görev beklemiyordum. Vakumlayabilir, benim püf noktamdı. Kavanozların etiketlerini çıkarttım ben. 6 taneydi. Onları mı katlayamayacak? İlk olarak Arzu anne geliyor. Oo, gerçekten burası bayağı bir yığılma olmuş Kübra'cığım. Ya, çok ama fazla. Gözün korkmasın kızım. Yavaş yavaş yapacağız yani. Acele anne, etme. Ben hiç katlamıyorum ki evde. Sen katlamıyorsun, ben katlıyorum ama kızım bunu ben sana şimdi göstereceğim pratik bir yolunu. O şekilde katlayıp vakumlayacağız. Anne ya yapamazsan? Yaparsın kızım, niye? Evet biraz fazla duruyor ama olsun. Ya ben bunları yani 1,5 saatte falan katlarım anca. Hiç gözün korkmasın kızım, yaparız inşallah. Evet yaparız. Anne çok fazla, baksana bir sürü. Evet bayağı var, bu bayağı bir senelik herhalde. Hiç giyinmemiş mi, birikmiş buraya. Yazlık da var, kışlık da var. Kübra senin pek kıyafetin yok galiba. Var ama ben hiç katlamıyorum yani açıkçası. E kıyafetlerini kim katlıyor? Annem. Öyle mi? Yani her zaman ben yaparım. Katlıyor ama fazla katlamıyor. Çünkü Kübra'da böyle bir şey var. Ben bunları böyle dizerim, kat kat dizerim dolaba. Kübra'da onları tek tek almak yerine aralardan çekip böyle çıkarıp dağıtma huyu var. O yüzden fazla katlamaz. Ben katlamaya çalışırım. Kübra'cığım bu görev gözünü korkuttu anlaşılan. Çok korkuttu. Yani bunları katlamak çok bana göre zor yani. Bilmiyorum. Yok hayır bak kızım, o pantolonlar... poşet ne? O poşet ne olacak? Ben de kızım evde yapıyorum ya, alıyorum marketlerden vakumlama poşetlerini. Sizin yazdıklarını, kışlıklarınızı ya, şeyin bazanın altına koyuyorum. Sen diyorsun ya anne benim hangi şeyde kıyafetim var onu bana versin deyince ben sana çıkarıp veriyorum işte. Hatta hiç sevmediğim yöntem, hepsini ayrı ayrı evet, koyuyorsun evet, falan. Evet. Sevmiyorum seni ben. Seni sevmedin ama benim de çok düzenli olduğum bir yöntem kızım. Arzu annenin sevdiği, Kübra'nın ise hiç sevmediği vakumlama görevi için süreniz başladı. Hadi kolay gelsin. Tamam. Bu ne? Tişört değil mi? Tişört al. Bu da tişört. Ay. Çok kıyafetin var mıdır? Hadi kızım var, o kadar bayağı var. Zaten vakuma girecek. Hani o kadar düzenli katlamana gerek yok. Al al al. Hadi hadi hızlı ama Kübra. Tamam anne. Çok yavaş gidiyorsun ama. Bir dakika, tam heyecanlandırma. Burada vaktimiz az. Kıyafete çok para harcar mısın Kübra? Yani çantayla ayakkabı harcıyorum. Çabuk çabuk Kübra, oyalandır hadi. Çalışıyor muydun? Çalışmıyorum hayır. Al. Şimdiye dek en pahalı ne aldın? Çanta aldım. Çantayı ne kadar aldın? 6000 TL. Arzu anne, Kübra doğru mu söylüyor? Evet, o artık 1 yaşında. Babamın kredi kartını almıştım. Bir kere yeterli olacak ona. Gizlice. Öyle, onu aldım. Babam sonra kredi kartını elimden aldı. Baban haksız sayılmaz doğrusu. Koy koy. Al koy. Şu gömlek. Al. Ya anne. Ay, ya verir misin çabuk? Hayır, sen ama ben biliyorsun ki her şeyi ayrı şey yapıyorum. Al pantolon. Kübra'cığım süren azalıyor. İstersen vakumlamaya başla bir taraftan. Ya nasıl yetişemeyeceğim ya? Ağlayacağım şimdi. Kübra eline gelen kıyafeti hızla katlamaya devam ederken sürede bir yandan akıp gidiyor. Hatta son 5 dakikaya girdik. Nasıl 5 dakika? Kübra bunu gel bir tane vakumlayalım gel. Gel gel hemen sen getir. Getir aç. Getir getir. Aç. Açtım açtım. Getir sen getir. Ayrı ayrı koyacaktık kızım ya. Anne tamam, tişört onlar. Tişört mü? Ay.
Ya şöyle koyalım. Koy, koy, koy. Koy, onu da getir, koy. Onu da getir. Biraz daha geri al, tamam. Tamam, gel hemen bunu vakumlayalım. Getir, ucunu getir, ucunu getir. Çekmiyor. Neden? Çünkü içeride bezi yapıştı. Tamam, şu anda çekiyor. İlahi Kübra, elbette çöp değil ama annenin de bir bildiği var. Arzu anne vakumlamaya başladı. Kübra, sen de yardım etsene. Bantları hazırla mesela. Kübra, bantları aç, evet. Kapat şunu. Kübra, kapat. Bu olmadı ama. Niye olmuyor ya? Gel, bant da şuraya gel. Tamam, bantlama gel. Hanımlar, son iki dakika. Gel, şuraya bantla. Tamam, ha, sen onları şey yap. Çabuk, çabuk, diğer şeye gel. Çabuk, diğerini aç. Sen katla onları. Ha, çabuk aç onu. Aç hemen. Açtım. Aç. Açtım, getir. Al bunları da. Aç onu. Ağzını aç. Açtım. Dur. Hemen. Kübra'nın eli ayağına dolaştı. Nasıl dolaşmasın? Son 50 saniye. Tamam, koy 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 koy. Tamam, koy. Onu da koy, getir. Yere düştü mü? Bak, orada bir tane yere düştü. Al onları da. Getir. Aç. Aç anne. Şuraya. Tamam. Dur, açma açma, öyle vakumlanmıyor. Kapat kapat. Getir içine koy ilk önce onu. Getir içine koy. Şimdi vakumlar. Şimdi vakumlandı, gördün mü? Az önce ters yaptı. Ah Kübra, biraz anne sözü dinlesen her şey daha kolay olacak inan ki. Yeter. Aman dikkat. Bu arada 10 saniye kaldı. Arzu anne, her şey yolunda mı? Aç onu. Ama delindi, delindi. Al, delindi. Daha başka poşet de yerleşmez. Arzu anne, neden iyi vakumlayamadınız? Neden iyi vakumladı? Baştayken heyecan yaptım. Hemen süpürge açıkken içine koyduğum için yerleşmedi. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Demek ki kızım, ben de heyecan yaptım. Üzülme Kübra. Belki anneler fark etmemiştir bile. Heh, anneler de gelmeye başladı. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür merhaba ederiz. Kolay gelsin. Vakumlayabildiniz mi? Vakumlamayı şunu, hanımlar, başlarken heyecan yaptım. Süpürge çalışırken ağzına koyduğum için vakum işini yapamadık. Poşet zorladı o zaman galiba, evet, değil mi? Görüyorsunuz zaten poşeti. Bunu ama ikinci aklıma geldiği için bunu yaptık yani. Evet evet, o olmuş. Bayağı bir fark arada görünüyor yani, hani yer kaplama açısından aynen, da. Aynen aynen, tabii. Şimdi bunu koyarsak bazarın altına, üst üste birkaç tane daha koyabiliriz ama bunu çok zor koyarız. Evet. Sen nasıl gördün, evet, Hatice ablacığım? İki farklı poşet gördüm ben burada. Hangisi daha iyi olmuş sence? Böyle mi olması gerekiyor? Bu küçüğü daha iyi olmuş bu. Bu daha güzel olmuş ama bunu da çok düzgün koyamamışsınız. Hani böyle daha böyle düzenli olsaydı, bak inişli çıkışlı olmuş. Ama o inişli çıkışlı neden oluyor? Çünkü tişörtlerin katlama şekli, biliyorsunuz siz de evde, yani inişli çıkışlı olacak bu. Çünkü zaten bazanın altına girecek. Dolapta olsa dediğiniz gibi zaten ben onun renklerine göre ayırdığım için düzenli oluyor. Ama bunun bazanın altına girecek düzgün, yani. Düzgün koyulabilirdi. Bu önemli olmamış olan hiç. Vakumlanması, bir dahaki seneye kadar hazır kalması. Bu arada sanki vakumlama görevi Arzu anneninmiş gibi bir hava oldu. Öyle değil mi anne? Ya bence de gerçekten, ben çok bunu ilk vakumlarken dedim ya, işte kendi heyecanından dolayı böyle oldu. Yoksa olmazdı. Bir de Arzu Hanım çok yardım etti kızına. Burada gördük biz onu. Ama zaten bana tutmamı gerektiğini söylediler. Bağlamama da yardım edebiliriz diye sordular. Kübra'cığım, sen ne düşünüyorsun? Ya inanılmaz vardı yani burada eşyalar falan. Zaten katlarken öldüm. Görmüşsünüzdür. Zaten ayağım da çarptı. Ayağımı da çarptım oraya. Ya en hızlı olabildiğince en hızlı şekilde yaptım. Bana imkansız gibi geliyordu. Ama katladım yani. Katlamada bir sıkıntı yaşamadım ama bu vakum işi ben zaten hiçbir şekilde bilmiyorum. Böylelikle Kübra ana kuzusu evinde yeni bir şey daha öğrenmiş oldu. Bu arada sormadan geçemeyeceğiz. Kübra bir çantaya 6.000 lira vermiş. Ne diyorsunuz hanımlar? Çok fazla. Bir çantaya 6.000 lira verilmez. Açıkçası ben de vermezdim ama... Evet, pahalı. Arzu anne evde 10 lira arttırayım diye çöp poşetinden vakumlama yapsın.
Kübra gidip 6000 liraya çanta alsın. Ya o tabii ki devamlı olan bir şey değil. Onu kaç yaşında almıştı ama o ona herhalde bir evlendikten sonra gider kocası alır mı almaz mı onu artık o kendi bilir. Ya benim annem de benim bana diyor ama kendisi de marka giymeyi çok sever. Yani yok şu olsaydı keşke kızım iyisi olsun temiz olsun bir kere alacaksın. Ama ben biraz daha hani biraz daha fazla para verip de iyisini alıp da bir daha süresini uzatırsak diyorum daha iyi olur. Ama gidip de şey yapmaz hani 6 milyar annem de bir çantaya vermiyor. Ben zaten yani yani o zaman yaptım. Çantacı size şöyle bir tepsi baklava göndermedi mi? 6 Hiç bilmiyorum. Bir çünkü çantaya. Ben gidip almadım ve de almam da. Ben valla olsaydım o müşteriyi bağlayayım diye bir tepsi baklava gönderirdim evine öyle bir jest yapardım. Şimdi az alıyorum zaten 600 lira falan. 700. Ben de kıyafet yani az alırım ama temiz giyerim. Yani az olsun evet. Öz olsun. Ya fazla olmuş giyememişsin zaten, o ne anlamı tabii eşyaları da fazla anlamak lazım kıyafetleri ama biz tabii böyle yani az alırım temiz alırım. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Hazır kışlıkları çıkartıp yazlıkları yerine koymuşken biz de buradaki bütün sıkıntılarımızı atlatalım istiyorum. Ben hepinizden özür diliyorum. Yaptığım şeyden dolayı size biraz fazla çıkıştım sanırım. Kabul ediyorum. Siz annesiniz. Tabii. En iyisini daha siz bilirsiniz. O yüzden özür diliyorum sizden. Aferin sana Kübra. Teşekkür ederim kızım. Ben de bu olgunluğu gösterdiğin için teşekkür ediyorum sana. Hepinizin iyiliğinizi istiyoruz kızım. Biz. Normaldir kızım. Küçüktünüz. Önemli olan hatayı anlayıp düzeltmek. Teşekkür ederim. Çok ince bir davranıştı. Sağ ol. Tabii onlar da burada ana kuzusunda bunları daha iyi öğrenecekler. Tabii. Her şeyi öğrenmeye geldiler buraya Arzu Hanımcığım. Yemek yapmak, iş yapmak yanında... Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, burada icabında susmayı, anlayışı, olgunluğu ve eleştiriyi kaldırabilmeyi öğrenmeye geldiler. Semra anne haklı. Kızlarımız ana kuzusu evinde sadece iş yapmayı değil, aynı zamanda görgü kurallarını da öğreniyorlar. Benden altını kazanan ana kuzusu. Anneler niye uygun görürse onu taksınlar. Rakam vermek istemiyorum. Mutluyum. Annem beni savundu ya. Altının kalmadığı için altın veremiyorum. Teşekkür ederim. Ben yine öpeceğim. Marifetli olan kızımız inşallah tabii ki kazansın. Dördü için de söylüyorum. Hepsi bizim evladımız. Bugünkü oylamadan annelerden yüksek altın bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Çünkü ben annelere büyük bir jest yaptım. Onlardan özür diledim. Onların haklı olduğunu söyledim. Semra teyze de zaten dün bana yemek konusunda bir altın vermesinin sebebi de buydu. Yemeğim çok güzel olmuştu ama sırf davranışımdan dolayı altını bana düşük verdi. Ben bugün hepsinden özür diledim. Gönüllerini aldım. Yeni bir başlangıç yapmamız gerektiğini söyledim. O yüzden annelerden altın bekliyorum. Bugün Arzu anneden bir, Hatice anneden bir, Sevil anneden iki altın bekliyorum. Çünkü ben ikinci kez köfte yapıyorum. Biliyorsunuz ki ben hani yemek yapmayı sevmiyorum. İkinci kez köfte yaptığım için ben kendim yaptığım köfteyi beğendim tuzlu olması dışında. Sevil anne de biliyordu benim ikinci kez köfte yaptığımı. O yüzden doğal karşıladı. Güzel olmuş, ben beğendim dedi. O yüzden iki altın bekliyorum. Ana kuzusu evinde gün sona eriyor ve oylama zamanı başlıyor. İlk olarak Kübra geliyor. Günün nasıl geçti Kübra? Bugün benim için gerçekten çok zor geçti. Hiç bilmediğim bir şeydi. Hiç evimde ben kıyafet katlamıyorum. Hiç o poşetlerde huç nasıl çekiliyor bilmiyorum. Ve 20 dakika içinde onları toplamak benim için gerçekten mucizeydi yani. Çünkü toplayabileceğime inanmıyordum. Annemin yüzünden ilk hurcu çekemedim. Tamamıyla annemin hatası. İkinci olarak ikincisini yapabildim. Ben annemin hatası olduğunu düşünüyorum ama yine annelerin takdiri. Bilmiyorum sonuç ne olacak? Evet benim hatamdı. Yapacak bir şey yok. Kübra gerçekten bayağı bir uğraştın. Bocaladın, didindin. Bir tanesini yapabildin zaten. Annemin yüzünden diyorsun ama annen de heyecanlandı galiba. Biraz da onun etkisi oldu. Elektrik süpürgesini... çamaşırlara değdirip de çektirseydiniz o zaman daha güzel çekecekti. Acele ettiniz. Ben bilmiyordum anneme tamamıyla onun bilgisine. Hiç bilmiyordum. Ben katlamakla zaten uğraşıyordum. Katladım onu yetiştirdim ama birinci şey gerçekten annem yüzünden yapamadığımı düşünüyorum. Hiç bilmediğim bir şey. Yapmayı düşün. Yani yaptın. En güzelini yaptın.
bence. Katladığımı düşünüyorum evet. Vaktinde. Yaptın. Evet Kübra'cığım. Çamaşırları güzel katladın. Katlama işini güzel yaptın. Hakikaten son saniyeye kadar iyi yetiştirdin. Hatta ben bile bir ara yetiştiremeyeceğini, bir kısmını bırakacağını düşündüm ama sen azmettin. Bitirdin. Oraya kadar çok güzeldi. İlk vakumlamada bir problem tabii yaşadınız. Bir acemilik oldu. Biraz heyecanla, biraz telaşıyla yetiştiremeyeceğim endişesi de oldu sizde. İlki çok düzgün olmadı bu sebeple. Ama ikinci de deneyim kazanmış oldunuz. İkincisi oldu, vakumlandı. Güzel oldu. Ellerinize sağlık. Bugün en zor görev hangisiydi Kübra? Ben gerçekten en zor görev ilk Elif'in de bence. Sonra benim de. Çünkü 20 dakika içinde o kadar kıyafet katlamak, ben bile kendime şaşırdım. Hani son saniyelere kadar azmettim cidden. Bitireceğim dedim, bitirdim. Ama dediğim gibi ilk zor görev olarak Elif'inkisini düşünüyorum. Çünkü çok sanırım kirliymiş, pismiş falan. Ben olsam gerçekten midem kaldırmazdı. Ama öyle yani, ilk zor Elif, ikinci benim. 3-4'ü kestiremiyorum şu an. Gerçekten belki fark etmişsinizdir. Tavırlarımda da hiçbir kusur işlemediğimi düşünüyorum size karşı. Annelerimizden özür diledim. Bir hata yaptım. Benim annem de beni çok uyardı çünkü bu konuyla ilgili. Özür diledim. Anneler haklıdır. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Biz buraya annelerimizden bir şeyler öğrenmeye geldik. Ben de o yüzden annelerimiz ne söylese haklıdır diyorum. Bitiriyorum. Tabii ki yani burada çünkü sadece birbirimizle değil, bizi dışarıdan izleyen insanlar da olacak. O yüzden sevindim. Kaç altın bekliyorsun? Ben yani kaç altın bekliyorum? Kestiremiyorum şu an. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum yani. Kaç altın bekliyorum? 5 diyelim. Bakalım Kübra 5 altın kazanabilecek mi? Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Sensin Kübra. Teşekkür ederim sevgili teyze. Şimdi. Kübra Sevil anneden bir altın kazanıyor. Sana bir tane altınımı veriyorum. Teşekkür ederim Sevil teyze. Kullan. Teşekkür ediyorum. Bunu uygun görmüş Sevil teyzem. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler. Şimdi sıra Hatice annede. Sensiniz. Teşekkür ediyorum. Altınımı sana veriyorum. Niye olmuyor? Heyecanlı. Kübra Hatice anneden 2 altın kazanıyor. 2. Teyzeciğim. Hak ettiğini düşündüm. Teşekkür ederim. Evet. Benden altınımı kazanan ana kuzusu. Sensin Kübra'cığım. Teşekkür ederim Semra teyzeciğim. Rica ederim canım. Benim ikinci yaptığın o güzel vakumlama için sana altınım. Bir tane. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullan canım. Teşekkür ederim Semra teyze. Kübra bugün annelerden toplam 4 altın kazanıyor. Beklediğim sonuçtu. Şaşırmadım açıkçası. Oylama için şimdi de simge geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günün nasıl geçti Simge? Ben bugün yemek yaptım. Gerçekten güzel yaptığımı düşünüyorum. Çünkü evde ben genelde yemek yapan bir insan değilim.
Köfte hayatımda bir kere yapmıştım. Bugün ikinci kez yaptım. Sadece tuzu biraz fazla kaçmıştı. Onun dışında yeni bir deneyim olarak güzel yaptığımı düşünüyorum. Peki hata yaptığını düşündüğün bir konu var mı? Süremi düzgün kullanamadım. Çünkü ben süreyi yanlış anlamışım. Pişirme süresi ayrı sandım. O yüzden biraz yavaş hareket ettim. Sonra pişirme süresinde içinde olduğunu anlayınca acele ettim. O yüzden tuzunu birazcık fazla kaçırdık annemle. Annem çünkü tuzunu koy dedi. Ben de yeter dedim, o koy dedi. O yüzden fazla kaçtı. Onun dışında güzel yaptığımı düşünüyorum ikinci kez yapmama rağmen. Kaç altın bekliyorsun Simge? Anneler neye uygun görürse onu taksınlar. Yani rakam vermek istemiyorum. Simgeciğim, tuzu, evet o yoğun bir tuz bana geldi özellikle. Bir de bu herhalde iyi yoğuramadın ya, herhalde ondan tam karışmamıştı. O da bana gelmişti, yine de iyiydi. Evet, zamanı doğru kullanabilseydik daha başarılı bir köfte olabilirdi. Orada belki de işte dediğimiz gibi çok iyi karışmadığından dolayı ben harcından bir lokma aldım. Baktığım zaman da bana çok tuzsuz gelmişti. O yüzden Simge atmayalım dediği halde ben oraya biraz daha tuz attım. Tabii sonra karışınca tuzlu tuzsuz tuzlanmış oldu. Bana çok fazla tuzlu gelmedi gerçi ama tabii herkesin damak zevki farklı. Saygı duyuyorum ben yorumlara. Ben çok beğendim. Gerçekten hepsini de yedim. Teşekkürler. Ben tuzluyu biraz severim yani. Bana tuzlu gelmedi. İkinci defa yapmana rağmen güzeldi. Lezzetini güzel, tatlıydı yani. Bana da çok tuzlu gelmedi. Tabii tuzlu biraz fark ediliyordu ama bir dahaki sefere daha dikkatli olursan daha iyisini yapacağına eminim. Teşekkürler. Hak ettiğimi verirlerse iyi güzel olur da işte. Bilmiyorum. Anneler neyi uygun görürse o bizim başımızın tacıdır değil mi anneciğim? Evet. O halde başlayalım. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu acaba sen misin Simgeciğim? Sensin canım. Teşekkür ederim. Bugün sana altının bir tane çünkü gerçekten o yoğun bir tuz bana gelmişti. Bu da karıştıramamıştın iyicene ondan. İnşallah bir dahaki sefine daha iyi olursun. Teşekkürler. Hayırlı olsun canım. Teşekkürler. Güzel olmuştu. Bence güzel olmuştu ya. Beğendim. Sensin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bir tane. Tamam. Teşekkürler. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Sensin Simge. Teşekkür ederim. Bugün anne köftesinin lezzetini beğendim. Bir daha sizin eve geldiğimde daha güzel yapmanı istiyorum. Tamam, teşekkürler. İki tane takıyorum sana. Gerçekten mi? Tabii ya. Seni teyze. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Simge de bugün annelerden 4 altın kazanıyor ve sıra geliyor Elif'e. Bakalım annelerin olumlu yorumları altın sayısına yansıyacak mı? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bizden iyi gidiyor. Sen heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım. Aslında bir yandan da çok mutluyum. Gerçekten lavaboyu temizledim ben. Lavaboyu açtım. Aslında hiç korkmadan gittim. Evde de yaptırıyordu annem. Ve annem orada, biraz annem benden daha çok heyecanlıydı aslında. Annem çok heyecanlandı. Kovayı indir diyorum, indirmiyor. Boraks'ı aç dedim anneme. Annem kavanozu heyecandan açamıyor, titriyor anne. Dedim anne yapma lütfen. Neyse en sonunda yaptım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlerden de iyi yorum aldım. Çok teşekkür ederim hepinize gerçekten. Gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten sağ olun. Hani hiç kötü eleştirmediniz. Çok teşekkür ederim. Ama bayağı uğraştım ben onu. Siz de gördünüz. Değil mi? Bayağı uğraştırdı beni.
Ya bana iyi yorum yaptılar. Bilmiyorum, mutluyum. Annem de, annem beni savundu ya. Annem beni savundu. Annem başkasına karşı beni savundu. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim abla. Kaç altın bekliyorsun Elif? Bilmiyorum kaç altın gelecek. Ben düşünemiyorum hani bir sayı ver. Çok mutluyum ama. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu. Evet Avcı teyze, sen bana söz vermişsin. Bakacağız, bilemiyorum. Sensin canım. Gerçekten. Gerçekten Elifciğim, başarılıydın. Benim sana altınım 3 tane canım. Sözünde duruyorsun, sözünde gerçekten. Dur. Ben her zaman sözünde duran bir insanımdır. Evet Arzu anne. Çetten sarılmak istiyorum sana. Güle güle kullan. Elif Arzu anneden 3 altın kazanıyor. Arzu anne sözünü tuttu. Yani söz vermeden öte onu gördüğüm zaman zaten söz verdim ben sana. Hak ettin. Teşekkür ederim. Ya Elif zaten çok başarılıydı. Bunu şimdi göz görüyor yani. Hani hakkını yiyemem tabii. Ama bir yandan da hani annelerin hani ister beğenelim ister beğenmeyelim. Hiç tanımadığımız aslında insanlara hani onun zevkini bilmeden, tarzını bilmeden insanlara hediye almak da hakikaten bir cesaret ister. O da zordur, hiç bilmediğim bir insana bir şeyler alıp da hani beğendirebilmeye çalışmak da hani zordur. Benim gönlüm o kadar çok istiyor ki hani 2 altın daha, o hani 4 altınım olsaydı da ikinize verseydim kendimi çok daha iyi hissedecektim. Seni de az çok biliyorum, fazla iş yapan biri olmadığın halde çok mükemmel temizlemiş olduğun geldi şimdi yani bir de aklıma. Tabii çok ikilemde kaldım yani. Gönül başka türlü istiyordu ama. Bugün benden altınımı kazanan ana kuzusu Elifciğim. Sensin kızım. Benim sana altınım 2 tane. Elif Semra anneden 2 altın daha kazanıyor. Güle güle kullan. Bugün benim altınımı kazanan ana kuzusu. Sensin. Lavaboyu güzel temizlemiştin. Ben beğendim. Bir tane altınımı sana takıyorum. Teşekkür. Güle güle kullan. Elif bugün annelerden 6 altın kazanıyor. Şimdi sıra geldi Seda'ya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Günün nasıldı Seda? Eğlenceli geçti. Ben buraya eğlenmeye geldim. Üzülmeye ya da ağlamaya gelmedim. Sorun yok. Kaç altın bekliyorsun? Bugün altın beklemiyorum. Maşallah kızların yakaları dolmuş taşmış. Sanırım bana altın kalmadı. Göreceğiz artık. Bir şey diyemeyeceğim ben. İyiydi. Teşekkürler. Seda çok hanım. Becerikli, çalışkan. Büyüklerine karşı çok saygılı, ölçülü. Ben çok takdir ediyorum gerçekten. Beğeniyorum seni bir genç kız olarak. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Ağır başlı. Ve düşünerek lafını konuşma. Gerçekten takdir ediyorum. Teşekkür ederim Hatice anne. Ben de kızımla gurur duyuyorum. Üzülecek bir şey yok. Yarışmaya geldik burada. Kızımla gerçekten gurur duyuyorum. Ona da güveniyorum. Sedacığım, ben bugün sizin dördünüzün de yarıştığından Elif'in daha iyi başardığını düşündüğüm için bütün altınlarım oraya gitti. Altınım kalmadığı için altın veremiyorum. Teşekkür ederim. Ben yine de öpeceğim sizi.
Teşekkürler tekrardan. Benden bugünkü altınımı kazanan ana kuzusu Sedacığım. Sensin kızım. Teşekkür ederim Semra anne. Öpeyim. Teşekkürler. Evet, güle güle kullanacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Seda Semra neden bir altın kazanıyor? Ben her konuda beğendim. Ağırbaşlığını, her şeyini beğendim. Sensiniz. Allah razı olsun. Seda Hatice neden bir altın daha kazanıyor? Seda bugün annelerden iki altın kazanarak günün en az altın alan yarışmacısı oluyor. Teşekkür ederim Hatice. Teşekkürler. Anneler altınlarını beğendikleri kızlara taktılar. Buna göre Seda 2, Kübra 4, Simge de 4 altın kazandı. Elif ise 6 altın kazanarak annelerin gün birincisi oluyor. Yarışmacılarımızın 1000 altın için kıyasıya rekabeti yarın da devam edecek. Yarın oynanacak özel oyunlarla tüm altın dengeleri bozulabilir. Bakalım yarın ana kuzusu evinde neler olacak? Bence herkes hak ettiği altını aldı. Ben Elif arkadaşıma çok sevindim. Çünkü gerçekten bugün çok çabaladı. Ve benim annem ona 3 altın vereceğine dair bir söz vermiş. Benim annem sözünü tutar. Verdiği sözü tutmuş. Çok sevindim. Arzu anne, Seda hiç altın vermedi. O kız altını hak ediyordu. Ama hiç vermedi. Yani 3 tane Elif'e vermenin mantığını ben anlayamadım. Altınlar tabii ki de son 2 altın bana kalmıştı. 2 tane altın aldım. Beklediğim bir sonuçtu. Meyve veren ağaç taşlanır. Günün birincisi oldum. Çok mutluyum. Bütün annelere ve kendi anneme çok teşekkür ederim. 4 anne ve 4 kızın yarıştığı ana kuzusu evinde bugün yine kızlarımız annelerinin altınları alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Haftanın finali olan cuma günü bir kızımız annesiyle birlikte bu eve veda edecek. Bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Yarın görüşmek üzere. Daha iyice hızlanmam gerekiyor. Kolay değil işte. Başladı. Bir dakika anne, yavaş. Anne evine dön. Kimseye ağlar etme. Sadece ipe odaklan. Benim canım benim. Ya sen beni geçtin. Şu anda yarısına gitmemiz gerekiyordu ya. Kaldık burada. En büyük yuma, en uzun. Seni üzmek istemiyorum ama çok az. Kim annesiyle beraber ayrılacak? Bugüne özel 3 özel görevimiz var. Ya bu kıyma ne Allah aşkına ya. Elini buraya atma anneciğim. Anne sen bakma bana, bana bakıyorsun anne. Sakin olalım. Elimi kestim ben sana. Ben hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım ki. Simge. Ay elim, parmağım koptu. Hayır. İçini güzel oynuyor ya. Önüme ver. Yapmadıklarımı ver. Çabuk. Bütün görevleri başarıyla tamamlamama rağmen demek ki beni güçlü rakip olarak görüyorlardı kendilerini. O yüzden bir türlü yaranamadım. O yüzden altın alamadım. Şu anda yaptığı konuşma zaten ki ben konuşmak istemiyorum o konuda. 3 özel görevde başarılı olan kızlarımıza dağıtacağım. Ana kuzusu evine veda edecek olan yarışmacımız